Nafile Namazlar Yolculuk Namazı Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken ve yolculuktan döndükten sonra iki rekat namaz kıldığı rivayet edilmektedir. Bu namaz yolculuğa çıkarken işlerini kolaylaştırması ve sağ salim yuvasına kavuşturması için Rabb-i Teala'ya yakarmak, yolculuktan döndükten sonra da yuvasına, eşine, dostuna kavuşturduğu için teşekkür etmek için kılınır ve menduptur. Faziletli olan bu namazı yolculuğa çıkarken evde, yolculuktan döndükten sonra mescitte kılmaktır. Tesbih namazı Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Tesbih namazı dört rekattır. Allah Celle Celaluhu rızası için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhanekeden sonra on beş kere Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve ekber denir. Sonra Eûzu Besmele çekilir. Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir. Yani Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber denilir. Bu tesbih rükûa varınca rükudan doğrulunca, birinci secdede, secdeden kalkınca ve ikinci secdede on kere söylenir. Böylece her rekatta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur. Ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekat tamamlanmış ve toplam 300 tesbih okunmuş olur. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz. Tövbe namazı Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir. Bununla birlikte insanlar suç ve günah işleyebilirler. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda kişinin günahta ısrar etmeyerek, hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah'ın Celle Celaluhu içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Bu müjdeye vasıl olmak isteyenler güzelce abdest alır ve iki rekat tövbe namazı kılarlar. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövbe namazına ilişkin olarak bir kul günah işlerde sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki rekat namaz kılarak Allah'tan Celle Celaluhu bağışlanmak dilerse, Allah Celle Celaluhu onu mutlaka affeder buyurmuştur. Hacet namazı Hacet namazı dört veya on iki reket olarak kılınır. Dört reket olarak kılındığı takdirde, birinci reketinde Fatiha'dan sonra üç kere Ayetül Kürsi, diğer üç reketinde Fatiha'dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Namazdan sonra hadiste bildirilen Hacet duası okunur ve istekler Allah'a celle celaluhu arz edilir. İstihare namazı. İstihare hayırlı olanı istemek anlamına gelir. İnsanlar kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman bazen hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremez ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi durumlarda ümmetine istihare namazını kılmayı ve duasını yapmayı tavsiye etmiştir. Biriniz bir iş yapmaya niyetlenince farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin. Ey Allah'ım! ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum. Gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun. Ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allah'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur. Onu bana kolaylaştır. Uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötüyse, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her neyse, sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle. İstihare yapmak isteyen kişi, kalbinden her şeyi atarak ve kalbinin bütünüyle bu işe yoğunlaştırarak iki rekat namaz kılmalı ve ardından Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği bu duayı yapmalıdır. Yatmadan önce yapılması tavsiye edilir. İstihare namazını kılıp yattıktan sonra Allah Celle Celaluhu bunu samimi olarak isteyenlere bir işaret veya ipucu verir birinci defada sonuç alınamazsa, üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir.